Bırak çıksının değerli ekibi. Black Ops 3 içerisinde Light Machine Gun'la oynanan oyun pek göremezsiniz ama ben silah çeşitliliğini sevdiğim için bugün Multiplayer Team Deathmatch'te Dingo artı Sniper karışımı bir kombine ile oynuyorum. Dingo oyunun çıktığından beri özellikle beta'da da bayağı oynamıştım. Çok sevdiğim silahlardan bir tanesi. Oldukça kuvvetli. Seri mermi atamasa da ya gerçi aslında seri mermi atıyor ama hani bir submachine kadar ya da bir işte M8A serisi gibi bir silahın attığı serilikte değil. Dolayısıyla karşı karşıya kaldığınız zaman maalesef pek şansınız olmuyor. Çünkü refleksel açıdan ve silahın tepki vermesi açısından submachine gunlar çok çok daha iyi ya da assault rifle'lar çok çok daha iyi. Ama iyi yer aldığınız zaman, iyi pozisyon aldığınız zaman Dingo ile oynamak büyük keyif. Yarı yolda bırakmıyor kesinlikle. Özellikle kafaya sabit edilen kurşunlar çok hızlı bir şekilde rakibi etkisiz hale getirebiliyor. Güzel düşünülmüş, güzel tasarlanmış bir silah. Bu arada tabii uzun bir süredir Rainbow Six'te oynuyorum sevgili ekip. Dolayısıyla bunun bir karmaşası var. Artık kas hafızası dediğimiz bir nokta var biliyorsunuz. Bir oyunu belli bir süre oynayınca ona alışıyorsunuz. Başka bir oyuna geçtiğiniz zaman oyunla ilgili yeterli tepkimeyi zamanı da veremiyorsunuz. Çünkü öbür oyuna hafıza yerleşmiş oluyor vesaire. Dolayısıyla birden fazla oyun oynayınca bu şekilde bir sıkıntı da var. Call of Duty şu anda çok süredir çok seri bir şekilde oynadığım bir oyun değil. Onun için elimden geleni yapmaya çalışacağım ama tabii göreceğiz. Oyun çok değişmiş. Her Call of Duty oyununda olan bir evrim süreci var. Gençler, bu evrim sürecinde belli perkler ön plana çıkıyor, belli eklentiler ön plana çıkıyor, belli silahlar ön plana çıkıyor ve oyunun çıkış tarihinden itibaren yaklaşık 2-2,5 ay süresinin ilerisine baktığımız zaman hep insanların ya da oyuncuların elinde bu tür silahları görüyorsunuz. Black Ops 3 için de Submachine Gun bu kategoriyi ön planda götürüyor. Submachine Gun içerisinde belli bir takım silahlar var. İsimlerini biliyorsunuzdur. Ben en çok K5 seviyorum ama daha iyi olanlar mevcut. Bir de işte bazı Assault Rifle'lar, HVK ön plana çıkıyor. Rate of Fire'ın çok yüksek olmasından dolayı. Bir de son silah galiba M8A4, yanlış hatırlamıyorsam isim yanlış olabilir. O silahın Rate of Fire'ları yüksek olduğu için rakibe karşı etkiniz daha fazla. Oyundaki sistem, oyundaki algoritma çıkan mermi sayısını çok ön plana çıkartıyor. Dolayısıyla herkese rate of fire olmasının sebebi bu. Ne kadar çok mermiyi belli bir süre içerisinde ne kadar çok mermiyi hızlı bir şekilde rakibe doğru gönderirseniz rakibi etkisiz olana hale getirmeniz ve bunun oranı o derece artıyor. Dolayısıyla herkesin seçtiği silahlar içerisinde rapid fire mevcut. Bu tabii oyunu aslında negatif yönde etkileyen noktalardan bir tanesi. Ama özellikle yapıldığına eminim. Bu tür durumlarda gördüğünüz gibi direkt sniper'la vuramayınca yakına geçen adam da hemen silah değiştirip ağır makinalıyla yapıyor olmak. Oradan iyi bir ekip geliyor var ya. Kombineye bakalım. HK çok kuvvetli bir silah. Şu açıdan kuvvetli. Rate of fire yüksek. Damage'i düşük. Ama dediğim gibi Rate of Fire oyunda çok önemli. Dolayısıyla etkisi büyük. Black Ops 3 tabii de en dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi rakip ve sizin takım oyuncularının çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde yer değiştirmesi. Dolayısıyla belli bir yerde, belli bir alanda çok uzun bir süre maalesef kalamıyorsunuz. Buna maalesef diyorum, kamp yapmak için değil, yanlış anlaşılmasın ama daha çok belli noktayı korumak adına bu önemliydi. Bunu oyundan tamamen kaldırmış vaziyette. Ki şu anda oynadığımız harita Fringe biliyorsunuz. Büyük bir harita nispeten. Call of Duty standartlarına göre. Orada bir nispeten onu alabilirdim ama arkadan geldiler sonra. Ondan bahsediyorum. Fringe nispeten büyük bir harita. Onda bile çok hızlı bir şekilde oyuncuların yeri değiştiği için belli bir yer çok uzun bir süre güvenli olamıyor. Şimdi gene yer değiştirdik. Bu sefer karşı taraftan destek vermeye çalışacağım ama sniper yetiler bayağı azalmış. Refleks süreleri bayağı azalmış.
Yapabilecek bir şey yok. Bu arada Burak Çıksın'la ilgili bir takım değişiklikler olacak. Değişikliklerden bahsetmek gerekirse aslında hep olacak olacak diyorum ama şöyle ki gençler belli bir süre Burak Çıksın'a artık yeni video yükleyemeyeceğim. Bu süre 3 ay olabilir, 1 sene de olabilir, henüz belli değil. Ama minimum 3 ay olacağı kesin. Zaten son zamanlarda da bunun için videoları pek ilgilenemiyordum, gönderemiyordum. Son çektiklerimi sizlerle mutlaka paylaşacağım. Ve Mart başı itibariyle kanalı birazcık ara vermek durumundayım. Çünkü belli bir lokasyon değişikliğim olacak gençler. Buradan bir şey yakalarsak. Tren yolu buradan doğum tam arkalarında olduğu için doğum bayağı fazla olabiliyor. Buradan gelenleri bu şekilde rahat bir şekilde temizleyebiliriz. O bayağı bir seri gittik. Yapma ya. Talihsiz oldu. Bu Mart başı itibariyle başlayacak dediğim gibi ve en erken muhtemelen Haziran sonu gibi ya da en geç önümüzdeki sene Mart ayına kadar bu kanalda herhangi bir hareket olmayabilir ama bu süre zarfı içerisinde yaptıklarımı en azından hani okuduğum haberler olsun ya da duyduğum bir takım bilgiler olsun, yaptığım kendi yaptığım işler olsun bunlarla ilgili güncellemeleri Facebook'taki Burak Çıksın yani facebook.com/bc.ekip adresinden takip edebilirsiniz. Oradan haberleşmeye ve yazışmaya devam edebiliriz ekip. Seksen mermi çok iyi. Çok çok iyi. Uzaktaki gene Burst Sniper'la muhtemelen challenge peşinde o. Girdi bayağı. Evet. They were no match for us. Mission successful. Fena oyun olmadı. Bayağı da bir oyuncu değişti aslında oyun içerisinde. Yenilmeye başlayınca çıktılar ama. Evet, dediğim gibi arkadaşlar belli bir takım yenilikler olacak. Yenilik demeyelim aslında, duraksamalar olacak ama detaylarını facebook.com/bc ekip adresinden takip edebilirsiniz oradan. Gene güncelleme yapmaya devam edeceğim. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.